قَالَ الَّذ۪ينَ اَسْتَكْبَرُوا İstikbar edenler, büyüklenenler, لِلَّذ۪ينَ اَسْتُضَعِفُوا Zayıf olanlara, zayıf düşürülmüş olanlara, dediler ki, اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى Biz mi sizi hidayetten, yani engelledik veya sizi hidayetten çekip başka istikametlere çevirdik? Sadda, yani onu oradan savunması, uzaklaştırması. Biz mi sizi hidayetten uzaklaştırdık? بَعْدَ اِذِجَاءَكُمْ Saptırdık. بَعْدَ اِذِجَاءَكُمْ Hidayet size gelmişken. Hidayetin gelmiş olduğunu, bunu her yerde görüyoruz. Cenab-ı Hak hidayetin kişilere erişimini garanti altına almış. Bu hayatta en çok insanların da tartıştığı bir konu. İşte bazı kimseler gerçeği öğrenebiliyor, iyi aileden doğuyor, güzel şeyler öğreniyor, onların örnekliğinde büyüyor, gelişiyor. Böyle kimselerin iyi kimse olma ihtimalleri çoğalıyor. Ama kötü aileden, bilgisiz, cahil aileden hayata giren çocuklar, bunlar da kötü şeyler öğreniyorlar, kötü örnekliklere maruz kalıyorlar vesaire vesaire. Halbuki Allah Azze ve Celle iyisiyle kötüsüyle bütün insanlara قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size basiretler gelmiş durumdadır. O insanlar sağa sola vurup biraz yakarınca kıyamet günü, bahane arayınca, orada da Cenab-ı Hak aynı şeyi söylüyor. بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي Hayır, tam tersine, sana benim ayetlerim geldi. فَكَذَّبْتَ بِهَا Sen onları yalanladın. Dolayısıyla ayetlerin erişiminin Cenab-ı Hakk'ın garantisinde olduğunu zihnimizde bir yere sağlamca yazarsak, pek çok konuyu düşünürken bu referansı bozmadan düşünürsek yanlış sonuçlara varmayız. Ama biz çoğu zaman meseleleri düşünürken, özellikle ahirete bakan yüzüyle fırsat eşitliğini konuşurken hep kişilerin gerçeğin farkına varmak hususundaki yetersizliklerini gündem ediyoruz. Veya şeytan bunu içimizde gündem ediyor. Edince de bu kez Allah Azze ve Celle'yi adaletsizlikle, süreci de bazı insanların kayırıldığı, bazı insanların geri bırakıldığı, birilerine kolayken başkalarına zor gibi tasavvur etmeye başlıyoruz. Halbuki öyle değil. Cenab-ı Hak bunu Kur'an'da çok ayette böyle söylüyor. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُّر۪يكُمْ اَيَاتِهِ De ki Allah'a hamdolsun, size ayetlerini gösterecek. فَتَعْرِفُونَهَا Siz de onları tanıyacaksınız. Yani ''Ya Rabbi sen göstermeye gösteriyorsun ama millet tanıyamıyor'' demeye de yer yok. Cenab-ı Hak insanların tanımasını da garantinin kapsamı içerisine almış. Yani sadece Allah Azze ve Celle gösteriyor ama işte herkeste o kapasite yok ki anlasın. Bazıları anlayabiliyor ama çoğu anlayamıyor diyemiyoruz da. Çünkü Cenab-ı Hak kapsamın içerisine insanların bunu tanımasını da, tanıyabilmesini de katmış. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُّر۪يكُمْ اَيَاتِهِ De ki Allah'a hamdolsun, size ayetlerini gösterecek. Biz de olmuş bitmişçesine Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz bir de. Yani Allah'a teşekkür ediyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak dönse bu durumumuza baksa, biz Cenab-ı Hakk'ı tam da en çok bu noktadan yeriyoruz. Eksiklikle itham ediyoruz. İnsanların çoğu bu hususta Cenab-ı Hakk'ı yanlış bir süreç, aksak bir süreç, eksik ve adaletsiz bir süreç işletmekle suçluyor. Cenab-ı Hak da tam tersine bu olmuşçasına Cenab-ı Hak kendisine hamd ettiriyor. Allah'a hamd olsun. Herkese ayetlerini gösteriyor ve anlamalarını sağlıyor dememizi Cenab-ı Hak bize emrediyor. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ Ki bu verilen bilgiye iman edelim. Bu gayben verilen bilgiye iman edelim. Kimseyi Cenab-ı Hak karşısında haklı bulup Allah Azze ve Celle'yi haksız çıkarmayalım.
Çünkü insanlar yalan söyleyebilirler ama Allah Azze ve Celle yalan söylemez. Hani Nasrettin Hoca'nın fıkrasında diyor ya, beni bırakıyorsun, ahırdaki eşeğe inanıyorsun diye. Şimdi Allah Azze ve Celle'yi bırakıp kafirlere inanmak gibi bir şey olur. Cenab-ı Hak bunu gösterdiğini söylüyor. وَاَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ Semud'a gelince onlara da hidayet ettik. Yani onları unutmadık. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى E niye bunlar kafir oldular? Ve kendileri körlüğü hidayete tercih ettiler. Körlüğü hidayete daha sevimli buldular. Gördükleri gerçekleri umursamayıp görmezden gelmeyi tercih ettiler ki sevimli buldukları o arzularını, şehvetlerini, itibarlarını, hayatlarını vesaire düzenlerini korumaya devam etsinler. Dolayısıyla bu nokta Kur'an'da altı kalın kalın çizilmiş bir noktadır. Cenab-ı Hak hep جَاءَتْكُمْ بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ Aksine biz onlara hakkı getirdik. Getirmedik değil, yalan söylüyorlar. وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Onlar yalan söylüyorlar. Yoksa biz hakkı onlara da getirdik. Hakkı ulaştırmadın, nasıl oluyor diye soruyorlar. İşte Budist bir aileden doğmuş, İslam'ı tanımamış, kendi ortamında vesaire. Allah Azze ve Celle'nin sadece dıştan dışa değil, içten içe de insanlara ayetlerini ulaştırdığını göz ardı etmeyelim. O Budist çocuk tapınılan o putlara karşı içinde ''Ya bunların neresine tapılıyor? Niye tapıyoruz ki bu cansız varlıklara?'' diyen sesi en az İbrahim Aleyhisselam kadar duymaktadır. Cenab-ı Hak gözü önünde olup biten yanlışları ona içinden yeterince güçlü, net bir şekilde hissettirir, fark ettirir ama toplumuyla zıt düşmemek için gün gelip de tercihini onların lehine kullanırsa o da bir müşrik oluverir. Bu noktada sorulan bir başka soru, o ortamlarda bunların çoğunlukla tercihlerini şirkten yana kullanırken Orta Doğu coğrafyasında yahut İslam coğrafyalarında insanlar nasıl oluyor da Hakk'ın, İslam'ın hakim olduğu ortamlarda ve ailelerde doğanlarda İslam'dan yana tercihlerini kullanıyorlar. O zaman demek ki kişi ortama gebedir, bunu da reddediyoruz. Ne o ortamdakilerin azlığı ne de bu ortamdakilerin çokluğu bizi yanıltmasın. Gerçek sayıyı Allah Azze ve Celle'nin katına varınca göreceğiz. Çünkü iman edenlerin çoğunun da şirk üzere iman ettiklerini Cenab-ı Hak söylüyor. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Allah'a iman edenlerin çoğu da zaten şirk üzere iman ediyorlar diyor. O zaman buradaki yani katsayının da öteki coğrafyalardakilerden farklı olmayabileceğini, görüntünün bizi yanıltmaması gerektiğini bilmek durumundayız. İnsanlar neticede tercihleriyle yol alırlar. Hayat irade üzerine kurulmuştur. Kimse ortama, ailesine, milliyetine, diline, coğrafyasına mahkum değildir. Sadece tercihlerine mahkumdur. Kullum ri'in bima kasaba rahin. Her kişi sadece kendi kazancına mahkumdur. Kendi yapıp ettiklerinin sonucuna katlanacaktır. Yoksa başka şeyler, etraf, ortam, kendi istemi, iradesi dışındaki faktörlerin sonuçlarına mahkum edilmemiştir. Allah Azze ve Celle böyle bir zulüm yapmaz.